Ekranların en leziz, en temiz yarışması Kadir İzil diyelerine Marat benim de. Temizliğimizi hızlıca bitirdik. Emine Hanım'ın ellerine sağlık. Evdeki hiçbir detayı atlamamış. Şimdi güzel menümüzü tekrar bir sayalım ve kolları sıvayıp yemeğe girişelim. Emine Hanım'ın bugünkü menüsünde düğün çorbası, Sivas kartveri, patates püreli misket köfte, terşehriyeli pirinç pilavı, mevsim salata ve süt helvası var. Tamam, şimdi menümüz bu. Sen hangi sıradan başlayacaksın yapmaya? Önce tabii ki de çorbamdan başlayacağım. Tamam, düğün çorbası. Çorbamın etini koyacağım. Eti pişerken de diğer işlerimi halledeceğim. Düğün çorbamızın eti bu. Bu ne şimdi? Nerenin eti bu? Yani şu hayvanın neresi? Hayvanın kalçası. Hayvanın kalçası. Güzel, yumuşak bir et. Parlak da güzel bir et. Normalde Kadir Bey bu kuzu gerdandan yapılıyor aslında. Ama kokar diye yapmadım. Kokar diye riske atmak bunu istemedim. Bunu şimdi diyecek miyiz? Evet. Tane tane olacak. Ajanstaki yarışmacılarımızla görüşen beyefendi benim adıma söz veriyormuş yarışmacılara. Demiş ki merak etme demiş, çorbanın etini Kadir ayıklar, yardımcı olur sana demiş. Kast direktörümüz mü demiş? Alem Bey'e selam olsun Alem Beyciğim. Başka istediğiniz bir şey varsa mesela gömlek ütülüyorum. Ara beni geleyim. Tatlı Alem seni. Peki hazır mıyız? Hazır mısın Emine abla? Hazırım, bomba gibi. Hadi bir kere daha başar. Üç, iki, bir, bas. Evet, haydi bakalım. Düğün çorbasının malzemelerini sayıyorum. Bir saniye, öyle okuyamıyorum da ben. 500 gram yağsız dana eti, 1,5 litre su. Terbiyesi için belki 5 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı un, yumurta sarısı, yarım limon suyu, 1 su bardağı su. Üzeri için ise 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, birazcık da tereyağını ekliyoruz. Evet, şimdi biliyorsunuz ki bunun etinin iyi haşlanıp güzel güzel didilmesi lazım. Çok az tuz koyuyorum, fazla korsam sertleşir. Geçenlerde biri şey yapmıştı, tavuklu yapmıştı. Tavuklu tadı güzel olmuyor. Tabii. Tavuklu da güzel olmuyor. Yani kız senin düdüklüğün ne kadar değişik bir düdüklü. Minyatür düdüklü bu Kadir. Aa, küçükmüş de sapı da değişik. En sevmediğim kısım işte bunu yıkaması. Bak şu kenarlarından nefret ediyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Tamam, at hemen. Oldu. Neye geçiyoruz? Sıra geldi tatlımıza. Tatlımız neydi kız bizim? Süt helvası. Süt helvası. Bakın süt helvası deyip geçmeyin, çok zordur. Geçenlerde Bursa'ya iftara gittim akşam. Çok güzel yapmışlardı. Evet, süt helvasının malzemeleri sayıyorum ama gözlüğüm yok, göremiyorum. 50 gram tereyağı, 50 gram margarin, 1 su bardağı, 1 parmak eksik un, 1 litre süt, 1 adet yumurta sarısı, 1,5 su bardağı şeker, 1 paket vanilya. Hanımlar beyler, tarifleri burada okuyoruz. Eğer kaçırırsanız sakın üzülmeyin. Sosyal medya adresimizde günlük tariflerimizi paylaşıyoruz. Ha siz tutturamazsanız o bizim problemimiz değil, o sizin probleminiz. 1 yemek kaşığı tereyağı. Tamam. 1 yemek kaşığı margarin. Sen daha önce bunu yaptın mı? Evet, evet. Ama genellikle kızım daha çok yapıyor. Evet, yağımızı eritiyoruz. Yağımızı eritiyoruz. Erittikten sonra bir su bardağından bir parmak eksik unumuzu ilave ediyoruz. Kokusuz çıkana kadar kavuruyoruz. Peki bir şey Cem, bu parmak bu kadar eksik olması gerekmiyor mu? Böyle hesapladım. Bu yani, şu kadar. Şu şey kısmı açıyor. Ama tarifleri düzgün verin. Bakın ben işte anlamıyorum o zaman evde. Bir parmak deyince su bardağına parmağım eksik yapsın. Derken şu çizgiden parmağınızın ilk başı. İlk başı. Boncuk kısmı. Yanında diyebiliriz. Yani, şu yağ. Evet. Peki, helva gibi kavuracak mıyız bunu? Yok, helva kadar değil. Sadece kokusu gidene kadar. Tamam, o arada bak haşlanacak bir şey varsa yapılacak. Yok. Süre geçiyor çünkü. Tamam. Peki yağımızın erimesini bekliyoruz. Helva yapsana, helva yapsana, oh! Şimdi katmer hamurumu. Katmer nedir? Sivas katmeri. Suaslı olaraktan sadece katmer diyorsun ya. Seni almayacaklar vallahi Sivas'ın girişine. Sana 50 lira verirsem bu unu ağzına atabilir misin? Ya ama önce parayı göster. Göstereceğim. Hayır öyle inanma. Vallahi ben sen bütün hepsini üflerim üstüne. Paramı ver. Paramı ver yapayım. Tamam 50 lira ver yapacağım. Hiçbirini dökmeyeceğim. Nefes boruma kaçırırım gene dökmem. 50 lirayı ver yeter. 50 lirayı ver. Bak ver yapacağım. Önce yap da öyle. Hayır önce para. Para peşin kırmızı meşin. Üzerimde 50 lira yok ama. Den al borç al, beni ilgilenmez. Bak yapacağım, yemin ederim yerim ben onu. 50 lira ver yiyeyim. Vallahi yerim. Ciddi misin? Çok durumum kötü abi. O yüzden mecburum. Allah'ın 50 liraya kıymıyorum. Ama dışarı fıslatmayacaksın. Bir tane fıslatırsan parayı geri veririm. Sedat 50 lira ver. Sedat'taki sahte paradır, alma ondan. Aman Sedat boş ver 50 lirayı. 10 lira ver Kadir'e. Arkadaşlar bu ekonomi krizi hepimizi vurdu. Böyle küçük işleri kaçırmış. 10 lira mı? Ha? 10 liralık bakkaldan kaşar alıyor sanki 10 liralık.
10 lira hayatta. 10 liralık adam mıyım ben? Versene şuradan 50 lira, verecek adam sana geriye. Şu cüzdanı bir versene sen bana. Yan kesici herif. Dur veriyor oradan. 10 lirayı yut, 50 lira vereyim. Şunu. Tamam dur, bak bak buldum sana 50 lira. O paranın ucundan tutmak için. Tamam sen hele şu unu bir yut, o zaman vereceğim Kadir. Hem ne tantana yapıyorsun? Seyircim gördü sonuçta parayı. Seyirci görsün, benim elime gelsin o para. Vereceksin o parayı. Vermezsen üflerim üstüne. Vereceğim söz. Önce otur istersen. İnşallah başına bir iş gelmez. Ciğerime kaçar ölürsün sen. O 50 lira değil, domuza kadar alır annem yemini. Ver. Ay ellerim için ölüyordum. Ay Kadir ya. Vermem. Ben yapamazsın demiştim sana. Vallahi pes Kadir. Onu yutabileceğini nasıl düşündün acaba? Ciğerim geldi ağzıma. Yumurtamı koydum. Kadir ölüyor burada Emine Hanım. Abla sen devam et. Kadir Bey ne yapıyorsun? Bana bak kıymetli. Abi ben bir lavaboya gideyim, geliyorum. Dişlerimi yapıştırayım. Abla hemen gel. Şu kadının ununu karıştırın. Karıştırın ya. Unu da yaktık. Ben telaşında yani hafif. Aa ciddi olamazsınız. Yani tam yanmadı diyelim. Kurtardım biraz. Kurtarabildiniz mi gerçekten? Tık fazla kavruldu. O Kadir Bey'in sağlığı daha önemli benim için. İyi misiniz Kadir Bey? Korkuttunuz bizi. Hakikaten korktum Kadir. Çok korktum. Kadir Bey helvayı bile yaktım. Ay genzim yandı kız. O 50 lirayı ver. Yutmadın ki niye 50 lirası? Geberiyordum burada diyor. Yuta bari 10 lirayı ver. Kendi canına kastetmen benim sorunum değil. Bari 10 lirayı ver. En azından şey kapora olsun. Aa. Yalnız gördünüz değil mi? Ölüyorum orada, o 50 lirayı elimden almanın derdinde yağmacılar. Evet, unumuzu koyduk, mayamızı da koyduk, tuzumuzu da koyduk. Şimdi ılık sütümü de koyuyorum. Abla bu böyle katılaşacak mı? Katılaştı mı? Katılaşınca bana haber verin. Tamam. Kadir'cim toplanırken ben de Emine Hanım'ın yoğurduğu Sivas katmerinin malzemelerini saymak istiyorum. Bir su bardağı lor peyniri, bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, bir çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı kuru maya, bir tatlı kaşığı tuz, bir su bardağı un, bir su bardağı çekilmiş ceviz, yarım demet maydanoz ve 50 gram tereyağı. Hah düdüklüden geliyor ses aa, abla. Aa, kısalım altını Kadir Bey kız. Dur içeri ya ters. Ters ters. Tamam. Şimdi ona dakika tutmamız lazım. 40 dakika. Sevgili seyircilerim sakın evde Kadir gibi un yemeye çalışmayın. Vallahi denerseniz hayatınızı tehlikeye atarsınız. Kadir burada hepimizin kontrolü altındaydı. Sağlık ekiplerimiz kapıda bekliyordu. Evet, iğneci Nazmiye abla kapıda şu anda. Tamam, iğneci Nazmiye ablamız belki yok ama tansiyon aletimiz var Kadir. Eze eze yoğuruyorum. Bak gel gel. Bak göz göz oluyor gel. Elem tere fiş, kem gözlere şiş.